Efendim bu hafta tarih, turizm ve tarım kenti Yörükler Diyarı Mersin'deyiz. Vitamin deposunu narenciyelerin ve lezzetli mi lezzetli tantuninin tadına bakmak için lezzetli tavsiye başlıyor. Elinin hamuruyla kadın işine karışırsan böyle olur. Ekşi narlar nar ekşisi oluyor şu an. Getir Cennet abla, ezecek sunucu var burada, getir. Yörük köylerimizin olmazsa olmazı. Benim de bayla bayla tükettiğim batırık hazırlayacağız. Ama ondan önce yüzük çorbası hazırlayacağız. İyi şeflerin en önemli ekipmanı bıçak. Size en iyi bıçağı anlatacağım. Mersin'e geldiniz, karnınız acıktı mı? Hemen iyi bir tantunici buluyorsunuz, bu keyfi yaşıyorsunuz. Tarsus'tayım ve Çanakkale Zaferi'nde büyük önemi olan bir kahramanı ziyarete geldim. Nusret Mayın gemisi. Mersin'de çok güzel bir bahçedeyim. Mandalina hasatına denk geldim şu an. Mahcup ediyorsun, ben atarım onu. Sen niye yoruyorsun kendini? Ya bırak, bırak. Ya bırak, sen bırak. Efendim, Mersin Toroslar'da Doruklu'dayım. Süper bir tarif ile karşınızdayım. Tavuk severler ekran başına. Elinin hamuruyla kadın işine karışırsan böyle olur. Ayşe abla nasıl oluyor? Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin. Yeni sunucumuz. Ayşe abla. Ayşe Demir. Ayşe Zengin. Ayşe. Metrekareye burada 3-4 Ayşe düşüyor. Neredeyim? Toroslara bağlı Doruklu Köyü'nün Kayacı Mahallesi'ndeyim. Burası muhteşem bir Yörük Köyü. Ben buraya daha önce geldiğimde sumak tarlasına girmiştik. Böyle ekşiler için meşhurdur sumayla ama bugünlerde yılda 4000 ton ürettiği cennet hurmasıyla meşhur. Bir Yörük sofrasına oturunca ne sunarlar bize? Sıkmamız, böreğimiz. Sıkma, börek. Bak kopya geldi. Al, sıkmamış o zaman. Al sen konuş o zaman. Sıkmamız, böreğimiz her zaman için hazır. Özellikle Yörüklerde. Evet, gidin Yörüklerin evine ilk önce işte dedim sıkmamız böreğimiz. Sıkmalar burada. Yüzlerce hatta böyle festivaller oluyor. Binlerce hazırlıyorlar annelerimiz. İçinde ne var bunun? Peynir, patates, zeytin sıkmamız var, böreğimiz var. Zeytin sıkması nasıl oluyor? Zeytin sıkmamız, zeytin temizliyoruz çekirdeğinden. Evet, yeşil mi olacak? Yeşil zeytin. Kırıyoruz. Evet. Kesiyoruz mu, kırıyoruz mu? Doğruyor muyuz? Kırıp kuruyoruz ya. Evet. Onu ayırıyoruz çekirdeğini. Ondan sonra domates doğruyoruz, soğan doğruyoruz, maydanoz, nane doğruyoruz, baharatlandırıyoruz. Biraz da yağ döküyoruz, zeytinyağı. O şifalı. Yemedi, yanında yat. Vallahi yerim, yanında falan yatamam ya. Yalancı tantuni deriz biz bazen. Yalancı tantuni. Evet, ona tantuni da yalancı. Meşhur. Mersin'in meşhur yalancı tantunisi. Şimdi orada ablalarımız da ıspanaklı da yapıyor. Evet. 5 yıl önceki gördüğüm halinden daha da kalabalık. Bu beni çok mutlu etti. Evet. Köy daha da kalabalıklaşmış. O zaman biz burada yaşamıyorduk, şimdi buraya yerleştik. Mersin'deydik önce. Şimdi bakın etrafımızdan hani Allah korusun doğal afetler, evet, işte salgınlar olunca insanlar aslında doğruyu görüyor. Ya ben memleketime, köyüme döneyim, evet, orada üreteyim. Evet. Dönün evet, kasabanıza bence. Evet. Mutluluk da orada, samimiyet de orada. Cemil abla da size, Cemil abla size çok güzel bir böyle saç üstünde manzaraya karşı gözlemeler, sıkmalar yapar. Öyle değil mi Cemil abla? Cemilemin gezdi dağlar meşeli imanım. Meşe var burada. Evet, köyümüzün girişinde vardı, görmediniz mi? O köy yoksa burası mı? Cemile, meşe. Ya aynen, evet, aynen. Tam üstüne geldiniz o köyün. Köyü buldum. Evet. Cemile'nin gezdiği dağlardayım. Asırlıkça meşemiz bile var. Biliyorum o meşeyi, bu kadar. Yani meşeyi ve Cemile'yi ziyaret etmek istiyorsanız, ellerinden bir gözleme sıkma yemek istiyorsanız Doruklu'ya geleceksiniz. Değil mi? Karşıyaka'da durumlar nasıl? Üretim devam ediyor. Sizi tebrik ediyorum. Hamur işleri devam ediyor güzel manzara eşliğinde efendim. Bizler de
biraz tadalım, ardından köyümüzü gezmeye devam edelim. Şu kurutmalıkları anlatacağım size. Hurma severler. Evet, cennet hurmasını seviyorsanız, bir de buranın meşhur üzümü de var. Onları da anlatacağım size birazdan. Cennet abla. Efendim? Bak çok çalıştırıyorsun. Bu kadar da cezalı olmamam lazım benim. Ne yapalım, sen de gelmeseydin böyle. Köy beni bekliyormuş. İslam'a hani gelirsen böyle olur işte. Bir şey söyleyeceğim. Bir elimde hurma, bir elimde nar. Durumu anlatayım size. Cennet, hurması, nar, ezmesi bölümüyle karşınızdayız. Çalıştırıyorlar yine beni Doruklu köyünde. Şimdi köyümüzün sultanları tanıştırayım. Sultan abla, sultan abla. Güneşteki sultan abla, gölgedeki sultan abla. İşi bilen sultan abla, cezalı sultan abla. O da benim gibi cezalı, güneşte iş yapıyor. Ekşi narlar, ekşi narlar nar ekşisi oluyor şu an. Evet, benim cezam büyük. Onları eziyorum, işkence yapıyorum ki nar suyu gitsin oraya. Altımda bir çuval var. Sadece bu işte kullanılan çizmelerim var. Yere basmak yasak. Sizin anlayacağınız akşama kadar bu küvetin içinde hapis durumdayım. Durumdan şikayetçi miyim? Değilim. Son zamanlarda aldığım birkaç kilo var. Onu vermeyi düşünüyorum burada. Evet Cennet abla. Nar çırpma deniyor değil mi o yaptığın? Evet, nar çırpma bu. Sultan abla havalandırıyor. Şimdi orada onu havalandırması lazım. Köpüğünü de sürekli alıyor. Keş diyorlar bazı yerlerde ona. Burada ne deniyor? Savuruyoruz. Savuruyor. Köpüğün çıkması gerekiyor. Bu köpüğü de alıyorlar, atıyorlar. O köpüğü aslında çıkartmak biraz daha amaç. Tabii gitgide kaynıyor, salça gibi böyle kıvamına geldikten sonra işlem tamam mı bilmiyorum ama onarlar tamam galiba. Tamam, bunu ona dökeceğiz. Getir Cennet abla, ezecek sunucu var burada, getir. Nar tanesi tanesi de seviyorum her tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Cemile mi bulmuştuk nereden çıktığını türkünün? Nar tanesini de buldum size. Evet, türküleri keşfediyorum. Nasıl yakılmış o türküler. Tamam mı Sultan tamam, anne? Tamam, bitti. Anne. Ezim mi? Bitti. Bunlar eziliyor. Sonra evet. Gidiyor oraya. Oraya dökeceğiz. Suyu kaynıyor. Evet. Sonra? Sonra da soğuyunca şişelere koyuyoruz. Ne kadar dayanır? Yemeğe hazır. Ne kadar dayanır? 4-5 sene. Ne zamana kadar bitirirsen. 4-5 sene dedi hiçbir Sultan olmaz. Annem. Hiçbir şey olmaz. Mis. Mis i̇şte gibi kalır. En lezzetli, en sağlıklı. Doğal. Nar ekşisi böyle üretiliyor. Evet. Bizler katkı maddesine karşıyız. En sağlıklısını böyle evet. Üretiyoruz, böyle tercih ediyoruz. Doğal. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Elinize sağlık. Sen şunları al. Senin dayana sağlık. Benim biraz işim var. Lezzetli tavsiye de devam ediyor köyümüzde. Bakalım daha ne maceralar bekliyor bizi Kayacı Mahallesi'nde. Efendim, vitamin, lif ve mineral deposu. Müthiş bir antioksidan. Kayacı Mahallesi'nde kıymetli dostum, muhtarımız Sayın Hüseyin Demir'le beraberiz. Hüseyin'im nasılsın? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Şeyma ablamız, kıymetli eşi muhtarımızın. Nasılsın Şeyma ablacığım? İyiyim, kolay gelsin. Sağ olun. Tamam, hoş geldiniz. Doğru bir mevsimde geldik aslında evet. Kayacı Mahallesi'ne. Evet. Hurma, cennet hurması. Evet. İnanılmaz faydalı. Doktorlarımızın da tavsiyesi. Ölçülü bir şekilde tüketin diyor. Lif deposu olması sindirim sistemimize de iyi geliyor. Evet. Şimdi 4000 ton. Evet. Bir köyde. Evet, bir köyde. Bizim köyümüzde bu yıl 4000 ton rekoltemiz var. Bu ağaçlar 150 yıl bir fil normal şekilde, randımanlı şekilde meyve verebilir. 150 yıl sonra da tekrar budama yapılıp gençleştirip devam edebilir. Allah Allah. Tabii. Zeytin gibi. Tabii. Yaş ve kuru satılıyor evet. Cennet hurması. Evet.
en çok hangisi tercih ediyorsunuz köyde? Kurutuluyor mu? Yaş kendi yaş gönderiliyor olarak, mu? Yaş olarak satılıyor şu anda. Evet. Kurutma 2 yıldır biraz daha üretimi fazlalaştı. 400 drakımda orta kuşak ikliminde tropikal olduğu için bu meyve de bir tropikal meyve. Evet. O sebepten dolayı diktiğimiz zaman yani torunlarımıza kalacak bir bahçe yapmış oluyoruz. Evet, sizden sonraki nesli düşünüyorsanız evet. Bu meyve ağaçlarını, arazileriniz, tarlalarınız, bahçeleriniz varsa bol bol dikin, dua etsinler size. Hüseyin abicim, tüm köye ve sana çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Şeyma abla'ya biraz yardım edelim, bak tamam. ters bakıyor bize orada. Yani biraz öyle oldu. Çalışmıyoruz diye. Yani. Çene yapıyoruz. Çeneye vurduk. Biraz çeneye vurduk. Biz en iyisi ağaçlardan biraz hurma toplayalım, sonra da köyümüzü gezmeye devam edelim. Efendim, Doruklu Kayacı Mahallesi'nde yemek tarifleriyle karşınızdayım. Bu elimde görmüş olduğunuz senit. Böyle tutarsam şöyleyken et tahtası ya da tokaç. Evet. Şöyle yaparsanız dört ayak koyduğunuzda senit. Ayşe abla, her eve lazım bu. Evet. Gerçekten bazlama yap bunda, gözleme yap, sebzelerini doğra. Ne büyük rahatlık. Dursun abla, bir tane de ben edineyim bundan. Tabii ki iyi olur. Değil mi? Şurada sıyırıvereceksin yaptığın evet. Her şeyi. Tanıştırayım. Ayşe abla, Dursun abla. Çok güzel tarifler vereceğiz. Meşhur aslında yörüklerimizin, yörük köylerimizin olmazsa olmazı. Misafirler bol olduğunda, özellikle yaz aylarında buzla hazırlanıyor. Kış aylarında da yeniyor, mutlaka tüketiliyor. Yörüğün sofrasının olmazsa olmazı benim de bayla bayla tükettiğim batırık. Batırık hazırlayacağız Dursun ablamla. Ama ondan önce... Sizlere güzel bir yüzük çorbası. Burada yüksük de diyorlar. Yüzük çorbası hazırlayacağız. Ayşe abla, özel bir zamanı var mı? Her zaman hazırlanır mı? Yok, her zaman. Her zaman. Her zaman. Düğünlerimizin bu şey yemeği, büyük yemeği yani. O zaman düğün yemeği. Düğün yemeği. Tamam, yüzük meyve, çorbası. Evet, büyük yine kalabalık yani. Olduğunda evet, değil mi? Cenazemizde evet. De olur, düğünümüzde de olur. Hani mutlu günümüzde mutlu de, günümüzde. Hüzünlü günümüzde de. Evet. Misafir varsa, evet. Taziyeye gelenler varsa ya da tam tersi düğüne gelenler varsa mutlaka yüzük çorbası bizim var. Bizim köyümüzün yani meşhur şeyi. Mecbur çok, olmazsa olmazdır. Çok severim. Ayşe ablam, malzemeler önemli. Evet. Neler var malzemeler? Malzemelerimizde maydanoz, soğan, nohut, tuz, karabiber, nane, kırmızı biberimiz var, salçamız var. Yeni bahar mı? Ne o? Normal şu. Biber. Bu kimyon. Kimyon. Sıra. Bizde ikisi de geçer. Şimdi önce ne yapacağız? Malzemeler önce tamam. Önce suyunu koyacağım, ondan sonra içini yapacağım. Kıyma da bizim mi? Evet. Ne kıyması? Normal keçi. Keçi. Evet. Burada normal olan keçi. Evet. Dana değil, kuzu dana, değil. Dana değil. Normal olan. Dana da var da. Bizde normalde keçi koyun. Normal olan keçi. Evet. Anladım bunu tamam. Burada bir de hamur sakladık. Bu ne için? Bu da keseceğiz. İçine katacağız küçük küçük minik minik. İçini dolduracağız mantı gibi. Evet, mantı yüksük gibi. Yüksük dediğimiz. Tamam başlayalım. Evet. Önce bir hazırlayalım. Şu hazırlıklarımıza başlayalım. Seni önce, dikkat önce çekeceğim. Ben yakarım bunu. Ardından onun içinde sadece su mu kaynatacağız? Alttan şeyini yapacağım, kayıtını yapacağım. Tamam başlayalım. Salçasını. Başlayalım o zaman. Evet. Salçayı kokutalım. Evet. Ayşe ablam, Dursun abla şurada biraz dursun dedi, dinlensin dedi. Kendisi yüzükleri tek başına bakın. Önce çiğ köfte gibi malzemeyi yoğurdu, suyu kaynıyor. Mantı gibi onları böyle hazırladı, içine katıştırdı, büzdü. Bir tabağa 100 tane, bir kaşığa 40 tane. Evet. Sağır. Kayseri'ye buradan selam, onlar öyle yapıyor ya. Evet. Evet, şimdi hazır, bitirdi. Bunları evet. Şimdi pişireceğiz değil mi kaynadı. Ayşe abla? Evet. Yalnız tabii suyumuz da acayip meyanesi falan. O baharatlarıyla birlikte çok güzel oldu. Mis kokular geliyor burnumuza. Nohuduyla birlikte bir güzel pişti. Bu saatten sonra, bu dakikadan sonra
hamurlarımız, içi doldurulan hamurlarımız gönderilecek. Ondan sonra ne kadar sürede pişer? Bir taşım, iki taşım kaynayacak. Suyu özleşene kadar. Ondan sonra da çorba yüzüne çıkacak. Çorba yüzüne çıkacak. Su yüzüne çıktığı zaman pişti demek. Yüzmeyi öğrendiği zaman evet. Onlar pişti demektir. Evet. Mantılar, hamurlar yüzmeyi öğrenirse bu iş tamam. Sakın evet. Unutmayın içinde. Hamur olur bütün yemek. Evet, evet. Ayşe abla teşekkür ederiz. Gönderiyoruz, pişiriyoruz. Ardından Dursun abla çok bekledi. Evet. Dursun abla durmasın, batırık yapalım. Zil çaldı. Artık başlayabiliriz. Dursun abla malzemelerimiz nelerdir? Bulgur. Evet. İnce bulgur. Evet. Tahinimiz. Hı hı. Susamla fıstığı kavurduk, çektik. Küncüyü. Küncüyü. Evet. O yanındaki ne? Kekik mi? Kuru nane atıyoruz kuru birazcık. Nane. Evet, kuru nane attığın şey zaman biraz daha rayası güzel oluyor. Çok güzel olur, ferahlatır. Yeşilliğimizi doğruyoruz, marul. Onun içinde marul var, maydanoz var. Salatalık, domates. Bu kadar. Evet. Altta da salatalıklar var demek evet. ki. Lahana. Evet, bunları biraz ovcaladıktan sonra evet. lahanayı koyuyoruz en içine. En son değil mi onlar evet, artık? En son. Peki burada limon suyu görüyorum. Limonunu koyuyoruz. Şu sos ne? Sos bulguru koyduk mu içine? Birazcık döktüğümüz zaman güzel böyle şey veriyor, özleştiriyor. Odun ateşinde yapılmış bir sos mudur o? Domates evet, sosu. Domates sosu odun ateşinde yapılmış. Soğanımız var. Soğanımız var. Salçamız, salçamız var. Biber salçası, domates salçası karışık. Evet karışık. İkisi de var. Tuzumuz. Tuzumuz. Böyle bir çiğ köfte leğenimiz var. Suyumuz var. Kepçemiz var. Bu benim için. Birazdan başlayalım. Önce ne yapacağız? Önce bulgurumuzu ısıtacağız. Bulguru yumuşatalım. Diğer malzemeleri de katıştıralım mı yavaş yavaş? Evet. Tamam hadi başlayalım. Dursun abla eline sağlık. Afiyet olsun. Yeter mi bu bize? Yeter. Gönüller bir olsun yeter ki yeter. Dinleme bu köye yeter. Köye çok bereketli bir şey yani. Kısırın sulusu çok da keyifli olacak tahinle acılı böyle deneyeceğim sizin için. Bu burada dursun. Dursun abla. Dursun evet. Diğerlerde yanına gelsin. Ayşe ablayla ben biraz acıktık. İstersen onları da anlatalım birazdan. Kayacı mahallemizin enfes, leziz mi leziz yemekleriyle karşınızdayız. Muhteşem bir manzara eşliğinde anlatacağım size. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Yemekler çok güzel. Masaya sığmıyor. Zaten sığmayanlar efendim arka tarafta görüyorsunuz. Daroklu sakinleri, Kayacı sakinleri benden önce tatmaya başladılar bile. Afiyet olsun. Hemen buradan başlayalım. Müthiş ayran olmazsa olmaz. Yani o kadar güzeldir ki şimdi buz da var galiba buzlu. Buz gibi ayran bu çeşitlerle birlikte aslında en güzel kombin. En çok o yakışıyor onların yanına ayran. Bu nedir Ayşe abla? Topalak. 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 Diğeri? Diğeri şeye benziyor. Sarımsaklı köfte. Harput köfte gibi görüntüsü. Sarımsaklı köfteniz. Kekler var orada. Kek, böreğimiz. Börekler, sarmalar, batırık burada. Bu nedir? Bu biberli poğaça deriz. Biberli ekmek gibi. Evet. Biberli poğaça. Kurutulmuş fasulyeden bir şey olmuş fasulyeden, orada. Fasulyeden, kurutulmuş yeşil fasulyeden yoğurtlama. Annem de çok güzel yapıyordu onu. Evet. Yoğurtlama evet. Çok güzel. Ayranımız var içmeye, narımız var dökmeye. Batırık sen merak etme. Şöyle bir göstereyim kıvamını. Şu nar ekşisi için çok çalıştım. Şöyle kıvamını size şöyle göstereyim. Böyle. Şöyle yanlışlıkla da şuraya gitsin biraz. Ya, güzel olur kız. Öyle güzel olur. Aslında iyi bir şey yapıyorum. Çünkü oraya da gitmesi gerekiyor. Çok iyi olur dediler. Ben yanlışlıkla ona dökerim dedim. Değil mi Dursun abla? Evet. İyi yaptım şimdi. Çok güzel yaptınız. Sevenler öyle iyi. Tadı güzel olur. Yani nar ekşisiyle birlikte bu ne köfteydi bu? Mercimekli. Mercimekli. Biz de öyle deneyelim mi evde? Mercimekli böyle çiğ köfte yaptığımızda. Mercimekli çiğ köfte deriz biz de. Ha, buradaki ismi de öyle. Evet. O zaman yüksük çorbamızı yani yüzük çorbamızı deneyelim. Mutlu günde de, hüzünlü günde de kalabalık varsa köyde en güzel çorba yüzük çorbası. Evet. İnşallah çok düğün oluyordur köyde. Evet oluyor. Bu çok güzel bir çorba. Evet. Düğün oldukça haber verin siz bana. Tamam.
Çok güzel bir çoban. Böyle biraz acılı da yapsanız böyle kış, yaz, her mevsim tüketebileceğiniz ferahlatam. İçindeki nane ile. Nane de geliyor böyle nane. Çok güzel. Ferahlatıyor. Harika bir çorba olmuş. Yüksük çorbası. Bir de ne yapmıştık? Batırık. Bu da batırığımız. Yaz aylarında buzlu. Evet. Kış aylarında sulandırılmış. Bu var ya, insanı diyardan diyara götürüyor. Şöyle bir bakıyorsunuz, çorba diyorsunuz herhalde. Bulgur çorbası. Alıyorsunuz, soğuk çorba. Yaklaştırdığınızda tahin geliyor önce burnunuza. Tadar tatmaz, hemen içinde diğer ne kattıysak sırasıyla, hani parfümler notası olur ya, bu da öyle. Nota nota damağınızda iz bırakıyor. Yani sizi bir oraya savuruyor, bir buraya savuruyor lezzetiyle. Batırı da mutlaka deneyiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Doruklu Kayacı Mahallesi'ne ve sakinlerine geldiğinizde Yörük köylerimize mutlaka uğrayın. Bu güzel çeşitlerimizden, nimetlerimizden sizler de faydalanın. Ben öyle yaptım. Çok mutluyum. Lezzetli tavsiye devam ediyor. Mersin'e geldiniz. Karnınız acıktı mı? Hemen iyi bir tantunici buluyorsunuz. Bu keyfi yaşıyorsunuz. Hazırlayalım bir tane. Abi tantuniyi ne yaptın ya? Sen bunu hazırla, ben sana söyleyeceğim nerede olduğunu. Efendim, iyi şeflerin ve mutfakta yemek yapmayı seven herkesin en önemli ekipmanı bıçak. Size en iyi bıçağı anlatacağım. En keskin, en mukavemetli bıçağı anlatacağım. Mutfaktaki en iyi yardımcımız. O varsa yemekler kolay. O varsa yemekler hızlı. İyi bir bıçağınız varsa, dengeliyse, keskinse işler de hızlanır. Onu kim yapar? Ali abi. Ali Binay. Ali abi hazır mıyız? Hazırız abi. Biraz sıcak mı oldu burası? Daha da sıcak oldu. Daha mı sıcak oldu? Hazır mıyız abi? Buyurun başlayalım, bir taraftan da anlatalım. Benim vurduğum yere. Nasıl ki lezzetli bir kruvasan hazırlamak için iyi bir milföy hamuruna ihtiyacımız varsa, keskin, katmanlı, sağlam bir bıçak hazırlamak için de kat kat çeliğe ihtiyacımız var. Ali abi bu ne çeliğidir? Bu Damaskus çeliğidir. Yaklaşık 160 kattan oluşur. İki ayrı malzemenin ısı kaynağıyla döverek birbirine kaynatacağız. Bu neyi sağlıyor bize? Bu esnekliği sağlıyor, direnci sağlıyor ve keskinliği sağlıyor. Karbon çeliğinden yaptığımız için karbon oranı zaten yüksek ve çok geç körelme. Ve daha rigid, daha düzgün bir kesme. Şimdi şeflerimizin çok özel tercihi. Evet. Ali Usta'nın bıçakları. Dengeli olması önemli ama kişiye göre değişiyor. Yani ağır bıçak mı sever bir şef, hafif bıçak mı, bu belli olmuyor. Kesim, ustaya göre değişiyor. Kesim yerine ve kişinin bıçağı tutumuna göre değişiyor aslında. Efendim, Tars ustayım. Ali abinin ejderhasının yanındayım. Aslında kömür ocağında yapıyoruz. Evet. Ama kömür ocağımız bizim dede ocağımız Şamlıyayla'da. Yaklaşık bir 70 kilometre uzakta. Devam ediyor musunuz orada hazırlamaya? Tabii ki. Daha mı keyifli? Daha keyifli. Bunu şimdi biz dövdük. Hale geliyor? 160 kat dövdük. Evet. Lama haline getiriyoruz biz bunu. Şu mu? Lama, evet, onu bir alırsak. Evet, ben bu bunu daha önceden dövdüğüm bir Damaskus bu. Evet. Bu hale getiriyoruz. Bu hale getirdikten sonra kesim işlemini yapıyoruz. Evet. Kesim işleminden sonra ağız açmasını ve ısıl işlemini yapıyoruz ve bitiriyoruz. Evet, birçok aşamadan geçiyor ama bunlar bir hafta kadar sürüyor. Her aşaması özveriyle, büyük bir dikkatle gerçekleştiriliyor. Usta ellerden çıkıyor. Hani kullanım alanına kadar bayağı bir aşamadan geçiyor. Tabii ki. Yani burada
Damasyus ya da işte Damaskus dediğimiz Şam çeliği, atalarımızın kılıçlarının yapıldığı Şam çeliği. Sonra laman şeklinde getiriliyor, bu şekilde getirdik. Ardından sapı bile 6 gün sürüyor. Şimdi biz burada kendinden bir desen var, oluşmuş. Tabii ki. Şu elimizdeki bıçağın aslında dış tarafında bir karbon çeliği var, içerisinde bir katman nikel var. Onun içerisinde de Damaskus var, katman katman dövdüğümüz Damaskus. Ve bu inceliğe geliyor. Sonra? Daha sonra asitleme işlemi yapıyoruz ki Damaskus'un kendini göstermesini istiyoruz. Biraz biz. Daha belirginleşsin. Tabii ki. Katmanlar. O da burada oluyor asit. Ve sizi bekliyor. Çok dikkatli yapılıyor galiba bu işlem. Geneli sirke suyu. Öyle mi? Evet. Daldırıyoruz şuraya kadar. Şöyle biraz şöyle evet, yediriyoruz. Sağ sol yapıyoruz. Suyun ekmek banıyoruz. Aynen. Suyuna çelik banıyoruz. Artık çıkarabilir miyim? Tabii ki. Ne oldu birden? İşte bu oldu. Şahane bir hal aldı. Her katman ayrı bir renge büründü. Kendini belirginleştirdi. Ustalığı bize anlatıyor aslında. Şöyle baktığımızda bunda böyle bir ustalık var diyor. İşte bu bıçakların farkı bu. İyi şeflerimizin, iyi ustalarımızın ya da bu işe meraklanan amatör şeflerimiz de var. Biraz dikkat etmeleri gerekiyor değil mi? Tabii keskinlik ki. Keskin yüzünden. Yani keskin. Yanında yara bandı da var çok özel. Ali Usta'nın gördüğüm kutunun içinde. Yani her şeyi düşünmüş. Şimdi bu aşamadan sonra artık ağız açılıyor. Tabii ki bu şu noktadan sonra kabze işlemine geçirmemiz gerekiyor artık. Evet, kabzesini takacağız. Kabzesinin zımparalama işlemi sürecek. 120 kumla başlayacağız. 800 kuma daha üstüne kadar da çıkacağız yani. 1000 kum, 1200 kum. Et için farklı, balık için farklı. Her birinin kesim açıları daha farklıdır. Sebze için farklı bir açıda kullanmanız gerekir. Peki ben size et için bir bıçak siparişi verdim. Fiyat skalası nereden nereye uzuyor? Altın sap istemedim. Sedef kalkma istemedim. Gümüş pırlanta istemedim. Arası bakır olsun demedim. Normal. Standart. Yeni böyle mezun olmuşum. Okulumdan yeni mezun olmuşum. Halil abi sen bir şey yaparsın bunu. O zaman şöyle yaparız. 2500 liradan hani başlıyor ama onun ucu yok. Terme süreleri biraz sıkıntı. Çok. Biraz sıkıntı abi. Biraz sabırlı olmanız lazım. Evet abi, orada yani iki senede iki sene boyunca arayacaksın. Bekleyenlerimiz Ali abi var. Nasıl hissediyorsun bugün kendini? Alo, Ali abi kapattı. Demek ki 3 yıl var daha yapalım. Daha var abi. Aynen öyle. Yok sağ olsunlar bekliyorlar. Eyvallah. Ali Usta seni tanımaktan dolayı çok mutlu olduk ben biz. İyi ki varsınız. Sizden sonra da sizin gibi ustalarımızın yetişmesi tabii ki tüm temennimiz. İnşallah, inşallah. Ben şimdi bu bıçaklarla böyle haşır neşir olan bir usta bulayım. Mersin'in olur. Güzel yemeklerine doğru uzanalım mı? Buyurun. Diğer bıçakları size şöyle bir göstereyim. Ardından lezzetli tavsiye devam etsin. Efendim Mersin Toroslar'da Doruklu'dayım. Süper bir tarif ile karşınızdayım. Tavuk severler ekran başına. Her zaman bana soruyorsunuz. Turgay gerçekten onları yemiyor musun anlattığın yemekleri? Yiyorum efendim diyorum bir kaşık. İşte o kaşık bu. Bir kaşık. Bir ümidim var. Var abi. Ne acaba? Ümidim burada. Ümit. Tanıştırayım. Neredeyim? Ya Mersin'e gelince insan ne yaparsa oradayım. Yani uzun uzun düşünmenize gerek yok. Mersin'e geldiniz, karnınız acıktı mı? Hemen iyi bir tantunici buluyorsunuz. Bu keyfi yaşıyorsunuz. İşi de ehline teslim ediyorsunuz. Ümit nasılsın? Teşekkürler abi sağ ol. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Çok özledim sizi be kardeşim. Eyvallah bizden de özledim. Bak, sadece tantuniyi değil seni de özledim. Tantuni inanılmaz bir lezzet. Tescilli, coğrafi işaretli lezzeti artık Mersin'imizin. O kadar güzel ki artık onu tavuk etinden de yapıyorlar. Hani böyle kolesterol varsa, kırmızı et yiyemiyorsanız sizi düşünmüşler. Şimdi gelelim asıl tantuniye. Nasıl bu kadar yumuşak, nasıl bu kadar lezzetli olabilir bir et? Ne eti? Şu an tantunimizi tosun etinden yapıyoruz. Tosun neresinde? Etinin but kısmında butu alıyoruz, sinirlerini ayıklıyoruz. Yağlı tarafını et tantuniye hazırlıyoruz. Evet. Yağsız tarafında
biftek şeklinde sunuma hazırlıyoruz. Sen anlatırken karnım acıkıyor şu an. Peki yapalım. Ekmeği, bu ekmek nasıl bu kadar lezzetli ve yumuşak olabiliyor? Lavaş ekmeğimiz var böyle. Bir de bunu böyle atıyorsunuz ya şöyle. Ortaya bir gönderişiniz var hani böyle, evet. Bunu da yağlıyorsunuz. Böyle incecik, yumuşacık, inanılmaz lezzetli. Bunda evet. Ne var bu kadar normal lavaşlardan daha lezzetli? Lavaş ekmeğimizin özelliğinde biz ekmeğimizi süt ve şekerle mayalıyoruz. Süt, şeker. Ve ekmeğimizin daha yumuşak olmasını sağlıyor. Ve daha lezzetli. Tosun da var. Tosunumuz da var. Etimiz de tosun eti. Ve aynı şekilde lezzeti birleştiriyoruz. Bir de buhar meselesi var. Tabi bir buhar vermek istersen tavaya Turgay abi. Buharla çalışan lezzet. Şöyle yapıyorsun değil mi? Tabii ki. Alışacağız artık böyle. Et buharla daha da yumuşuyor. Daha da leziz bir hale geliyor ama bir de domates var. Soğan maydanoz karışımı var. Böyle lezzetler havada uçuşuyor. Aynen öyle abi. Hazırlayalım bir tane. İkisinin de tadına bakalım sizler için. Evet. Şimdi bu şekilde tavaya etimizi bıraktıktan sonra biraz buharlaşıyor. Buharlaşmadan önce pamuk yağımızı koyuyoruz. Çok güzel. Pamuk yağımızdan sonra baharatımızı tepsiyle buluşturup etimizi harmanlıyoruz. Toz kırmızı biber. Aynen öyle. Tavamız yanmasın diye de, sürekli etimiz kızarmasın diye de suyumuzu da yumuşatıp tepsiyi ekmeğimizi tavaya bırakıyoruz. İşte bunu söylüyorum. Şimdi o süper lavaşın altında hapis oldu. Biraz aynen daha öyle. Suyun ve yağın etkisiyle iyice orada böyle yumuşuyor, lavaş da yumuşuyor. Şöyle bir çeviriyorlar. Onu ben yapamam. Elimi teneke kaplatmam lazım. Alışmışlar. Ekmeğimizi tavada yağladıktan sonra etimizi çekiyoruz. Kenara çekiyoruz yanmasın diye. Tekrar su. Tekrardan suyu veriyoruz. Dibi tutmasın diye. İşte bu aşamada mahallede inanılmaz bir koku oluyor. Bence müşteriyi i̇şte cezbeden, bu çeken buharda bu. Vatandaşımızı çeken. Buharla çalışan lezzet. Aynen öyle. Etimizi tepsiye çektikten sonra etimizi koyuyoruz ekmeğimize. Domatesimizi koyuyoruz. Soğanlı isteyene soğanlı. Soğanlı. İstemeyene de soğansız yapıyoruz. Soğanlı olsun. Soğanlı yaptığımız takdirde de sunumumuzu bu şekilde hazırlayıp tepsimizden tantunumuzu bırakıyoruz. Şu tutuş meselesini gösterir misin burada? Şimdi bu tutuş aslında iki taraftan da akmasın diye rahat rahat yiyebileceğimiz bir sistem. Böyle bir keyif yok. Bir de bunu daldırıyorlar yağ falan en son. Aslında bu U neyin U'su? Uçuyoruz kardeşim lezzetten. Hem uçuyoruz hem de ümidin noktası dursa. Ben noktayı koyarım. Sen noktayı koy abi. Sen noktayı koy burada. U'ya nokta koyuyorum. Son nokta. Son noktayı koyduk mu abi? Bir de yetmezmiş gibi şu hareketleri var. Limonu sıktık. Çok o konuda cesur değilim ama acı mı? Fazla değil abi. Yersin, yersin. Ben onu şöyle yapayım. Aslında içine katıştırıyorlar. Biraz biber. Tavuklu geliyor. Abi tantuniyi ne yaptın ya? Sen bunu hazırla, ben sana söyleyeceğim nerede olduğunu. Şimdi bu sefer tavuğu aşk ekmeğe yapalım. Şimdi bunda da aynı usul. Yine aynı usul. Tavuğumuzu buharlı bir şekilde atıyoruz. Yağ yağımızı koyuyoruz. Ondan sonra bunda da toz biberimizi atıyoruz. Tepside harmanladıktan sonra tavuklar birazdan böyle kanatlanıp uçacak buradan. Birazdan tavuklar acı birlikte sende. Acı da var değil acı mi? Da var. Acı da var. Mersin'e geldiğinizde diyoruz ki aman bir de burada denemeden hani böyle diyoruz ya suyu gözünden içmek, pınarın başından içmek sana yani. Sana bu sefer soğansız yapıyorum Turgay abi. Teşekkür ederim, çok kibarsın. Biraz önceki soğanlıyı ne biraz yapacağız? Biraz önceki soğanlıyı da bitirdik abi. Bulamıyoruz tantuni şu an. Soğanlımızla tavuk tantuninde de soğansızımızı bunda deneyeceğiz. Bunda limon dediğimiz ritüeller yok değil mi? Sadece bunda böyle da, bunda da olabilir. Var. Tabii ki tavuk tantunimizin diğer özelliklerinden bir tanesi de Turgay abi. Kolesterolü olan veyahut da kırmızı et yemeyen misafirlerimize tavuk tantuni de daha hafif olduğundan dolayı sunumlarımızı bu şekilde yapabiliyoruz. Sen şahane olmuş, konuşamıyorum. İnanılmaz güzel. İlk defa deniyorum ben bu arada tavuk tantuniyi. Eline sağlık. Lütfen kendine hazırla, onu ben ısmarlıyorum. Teşekkür ediyorum abi. Onu çok ısmarlıyorum. İzleyicilerimize
şiddetle tavsiye ediyorum. Bu buharın, bu güzel kokunun geldiği yere doğru ilerleyin. Sonunda kendinizi ödüllendirin. Tantuni keyif işi. Lezzeti tavsiye. Devam ediyor. Teşekkürler Ümit. Afiyet olsun abi. Efendim Tarsus'tayım ve Çanakkale Zaferi'nde büyük önemi olan bir kahramanı ziyarete geldim. Nusret Mayın gemisi. Nusret Mayın gemisi 1914 yılında Almanya'dan satın alınmış ve 1915 yılında dev kruvazörleri batıran o mayınları döşeyen gemi. Yani büyük bir kahraman. Efendim 1955 yılında ordudan terhis oluyor. Ve o tarihten itibaren büyük yüklerin altına giriyor masmavi denizlerde. 1989 yılında Kıbrıs seferini yaparken batıyor. Müzik 2003 yılında tekrar gün yüzüne çıkarılıyor. Tarihimiz dile geliyor. Nusret Mayın gemisi Tarsus'ta. Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'na yerleştiriliyor ve müze olarak gençlerimizin, çocuklarımızın ve bizlerin hizmetine tekrar sunuluyor. Geldiğinizde mutlaka ziyaret etmenizi canı gönülden diliyorum. Çocuklarınızla beraber. Birkaç haftadır biraz üşüyoruz ekip olarak. Soğuk memleketleri ziyaret ediyoruz. Arada bir kemiklerimizin bozunu çözmek zorundayız. Yani biraz bağışıklık sistemimize dikkat etmemiz lazım. Bunun için bol C vitamini. Yani önümüz sert bir kış. Ben uyarıyorum sizi. Bol C vitamini depolayın. Bol bol mandalina, limon, yeşil biber, portakal. Daha neler var neler. İşte o neler en çok da Mersin'de. Mersin'de çok güzel bir bahçedeyim. Mandalina hasatına denk geldim şu an. Onu anlatmak istiyorum size. Çok güzel bir bahçedeyim. Yaprak sayısı kadar adeta mandalina var. Bu sene çok bereketli. Bol bol tüketin. Bu arada burada bayağı güzel bir kalabalık var arka tarafta. İmece usulü böyle. Kalabalık bir şekilde bu hasatlar gerçekleştiriliyor. Efendim? Merdivene çık boyumu görelim. Görmedin mi boyumu hala? Yok görmedim. Şöyle bir çık da. Bir de beni merdivende konuşturacaksın, evet, değil mi? Evet merdivende konuşayım. Yoğun talep var. Telefonlar kilitlemiş. O merdivene çıkmam gerekiyor şu an benim. Evet. Çıktım bakalım. Düşersem gülmek yok ama. Ya düşersem gülmek. Gülmek yok. Hadi. Hadi. Gideriz biz. Ooo bütün bahçeyi görüyorum. Merhaba nasılsınız? Mahcup ediyorsun. Ben atarım onu. Sen niye yoruyorsun kendini? Ya bırak, bırak. Ya bırak, sen bırak. Sen bırak. Ya bırak. Tamam, bıraktım. Dök. Efendim, tak sepeti koluna düş Süleyman abinin yoluna dediler. Ben de öyle yaptım. Biraz çalıştım bahçede. Azıcık mandalina topladım. Mis kokulu ağaçların arasında
hasata katkı sağlamaya çalıştım. Süleyman abinin gözüne girmeye çalıştım. Çok çalıştım Süleyman abi. Teşekkür ederim, sağ ol. Hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin Süleyman? İyiyim, çok şükür. Elinize sağlık. Gerçekten büyük bir organizasyon. Çok büyük bahçeler. Evet. Sadece ülkemize değil, dünyaya bakıyorsunuz. Aynen öyle. Mandalina deyip geçmemek lazım. Kaç çeşit var? 8 çeşit. Mi? Evet. Biz sadece çekirdekli, ince kabuklu diye onları adlandırıyoruz. Kısır bizim nitelendirmelerimiz. Yok, nelerdir onlar? Çekirdekli az. Yani 8 tür ürün yetişiyor Çukurova'da. Yani Mersin, Tarsus, Adana, yoğunluk buralarda. Bunların 9. ay hasat, 10. ay hasat 2 türümüz var. Evet. Nioeze ve Okitsu. Erken hasat dediğimiz. Evet. Nioeze ve Okitsu. Onun arkasına Promosol, Dobeşi, arkasına Nova, arkasına W, Murkot. Bu tür ürünlerimiz var. Bu kelimelerin hepsi ortak özelliği C vitamin deposu. Aynen öyle. Portakalda da durum bu mu Mersin'de? Portakalda da yaklaşık 8 çeşit son 10 yılın maşallah rekoru var yani. Onlarda da ayrı ayrı ürünlerimiz var. Deneyimleriniz modern tarımla da buluşuyor. Teknolojinin nimetlerinden de artık faydalanıyorsunuz. Tabii. Geleceğin tarımı aslında. Bizim bunları çocuklarımız da tüketecekse hani birçok hava koşulları değişebilir önümüzdeki yıllarda. Her duruma alışık olmamız lazım, evrilebilmemiz lazım, adapte olmamız lazım. Bu da teknolojiyi iyi kullanmaktan geçiyor yol. Biz son 10 yıldır iyi tarım uygulamalarına geçmişizdir. İnsan sağlığına, yaptığımız ticarete, uluslararası ticaretlerde hepsine açığız. Biz kendimiz olarak, kendi bünyemizde, firmamızla birlikte hem üretiyoruz, hem ihraç ediyoruz, hem iç piyasaya hitap ediyoruz. Elinize sağlık. Bunun üçüne de hem ülkemize, hem kendimize, hem insanlara, hem topluma faydalı olmaya çalışıyoruz. Efendim, hastalıklarla pençeleştiğimiz bu son yüzyılda evet, gerçekten C ve D vitaminine oldukça ihtiyacımız var. Tabii bunu ki doktorlarımız sürekli söylüyor. İşte onun da ana kaynağı ve en leziz yolu mandalina, portakal, limon gibi meyvelerimizi evet bol tüketmekten geçiyor. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz abi. Vitamin gibi geldiniz bize. Lezzetli tavsiye C vitamini arasından sonra devam ediyor. Bakalım sırada ne var. Efendim, Mersin Toroslar'da Doruklu'dayım. Süper bir tarif ile karşınızdayım. Bu ne mi? Bu Mehmet Usta, anlatayım. İznim verirsen hani tariften önce anlatmam gereken bir şey var. Böyle tarif. Her zaman bana soruyorsunuz. Turgay, gerçekten onları yemiyor musun, anlattığın yemekleri? Yiyorum efendim diyorum, bir kaşık. İşte o kaşık bu. Bir kaşık. Bir kaşık işlem tamam. Öğün geçer. Ne güzel kaşık. Ne bereketli kaşık. Doyumluk kaşık. Bu bende kalabilir mi Mehmet abi? Tabii, hediyemiz olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Doyumluk kaşık. Mehmet Usta. Niçin buradayım? Tereyağlı tavuk için. Tavuk severler ekran başına. Biz pişince burada Mehmet abiyle tavuk da pişer. Ama müthiş bir tarif geliyor sizlere. Evet, dedim ya, tavuk severler. Bu tarifi kaçırmayın. Mehmet abi nasılsın? Teşekkür ederim Turgay Bey. Sağ olun. Hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür sizleri gördük, daha iyi oldu. Allah razı böyle olsun. Kış aylarında evet, aslında aldatıcı bir hava var. Mersin 1.33 derece. Evet. Akşamüstü olunca böyle 20 derecelere iniyor, 18 derken şömineye muhteşem kavuştuk. Evet. Bu arada şimdi, biz de pişiyoruz. Biz pişince işlem tamam. Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. Anlatacağız bu güzel tarifi şimdi. Evet, tavukların işte budu karşımızda. Sadece evet buttan mı yapılıyor tereyağlı tavuk? Hayır, tüm tavuğu parçalıyoruz. Orta kemiği, yani bel kemiği alınmış evet bir şekilde. Ha, bu yarısıymış. Tabii tabii. Süper. Şimdi tavuk konusu çok aslında hassas bir konu. Tavuk alırken dikkat etmek lazım. Saklarken dikkat evet etmek lazım. Hazırlarken dikkat etmek lazım. Evet. Tavuk çok hassas. Evet. İyi koşullarda iyi hazırlanması lazım. Tüm tavuğu aldık. Evet. Peki yani tereyağlı tavuk sadece tereyağından pişiyor adı üstünde. Yoksa ön aşamaları var mı? Önden haşlama yapılıyor. Ha, önce pişiriyoruz, tabii, haşlıyoruz. Yani, suyu çekene kadar haşlanıyor. Suyu çekilen tavuğa yüzünü geçecek şekilde eritilmiş tereyağımızı koyuyoruz. Oh. Tereyağının içerisinde kızarmasını bekliyoruz. Kızardıktan sonra servisimizi ediyoruz. Nasıl bir şey olacak ki böyle tereyağın yani beline kadar tereyağı dolu bir tencerede ve orada kızarıyor, tereyağında kızarıyor. Aynen. Tabii ki böyle lezzetli olur tavuk. Evet. O zaman başlayalım hazırlıklarımıza. Malzemelerimiz bol miktarda tereyağınız olması lazım. Evet. Hani böyle mümkünse misafirleriniz geldiğinde yanında aslında bir de pilav hazırlasınlar tabii, değil mi? Pirinç tabii, pilav. Tabii tabii. Hoş olur ya da bulgurlu karışık tereyağlı pilavınız var. Bu yörenin meşhurlarından biri de tereyağlı bulgur pilavıdır. Geldiğinizde onunla birlikte sunuluyor. Ben size onu göstereceğim.
Bir gün anlatırım da sizden ama sizler zaten biliyorsunuz. Lezzetli tavsiye izliyorsanız tereyağlı böyle bulgurlu pilav nasıl yapılır biliyorsunuzdur. Yanına onu hazırlayacaksınız. Bir de ayran olursa. Yeme de yanında yat. Hazırlayalım. Tereyağı, tuz, tavuklar, evet, kepçe benim oldu. Tencere, önce tavukları haşlayalım. Evet, tavuklarımız suyunu çekmeye başladı hızla. Ne kadar sürede suyunu çekiyor Mehmet Usta? Yani 12 dakika içinde bütün suyu çekmiş olur. Hızlı. Önden koyduğumuz tereyağı hışırdamaya başlar. Onun sesini duyarız. O hışırdama sesini duyarız. Çok sesi duyuyoruz. Yani suyun çektiğini, suyun çektiğini görmesek bile arkamız dönük olsa bile o hışırdamanın sesinden suyun çektiğini anlarız. Yani bir cızlama gelecek yani tabii, bize. Tabii. Şimdi tavuklar iyice haşlandı. İçi de evet, pişti. Evet. Artık lezzetlendirilmesi lazım bunların. Neyle? Tereyağı tabii ki. Bol tereyağı. Tencere dolusu tereyağı. Evet. Şimdi bundan sonraki aşamada iyice suyunu çekecek ve tereyağı ilave edilecek. Evet. Kızarana kadar bekleyeceğiz. Kızarana. Ne kadar zamanda kızarıyor? Yani yaklaşık 7-8 dakikada kızarır. O daha da hızlı oluyor. Yani. Canavar ocakta suyunu çekti. Tereyağı ilave edilecek. Kızarana kadar pişecek. Sonra gurme onu deneyecek. Evet. Mehmet Usta'ma teşekkür ediyorum. Dikkatli bir şekilde her aşamasını izliyoruz. Elinize sağlık. Birazdan tadıyorum. Tereyağlı tavuğumuz hazır ve diğer arkadaşlarla birlikte mükellef bir masa kuruldu. Şimdi bahsettiğim tereyağlı bulgurlu pilav. Evet. O pek lezzetli oluyor. Evet. Süzme yoğurtla birlikte. Salatasıyla, ayranıyla. Evet. Şimdi tereyağlı tavuğun yanında sunulan hangileri? Bulgurumuz var. Tereyağlı bulgur. Klasik olarak salatamız, süzme yoğurdumuz, bulgur pilavımız, tereyağlı tavuğumuz işte. Bunlar. Ekstra isterseniz orada humus var. Humusumuz, patlıcan salatamız, pişmiş garnitürümüz. Acı biber değil. Olmazdı. Çok acı biber. Akdeniz yöresinde olmazsa olmazdı bu. Ayrana da aldırsam o onu da gider içecek yani. Gibi olmaz yani. Gider abi. Ama biberli ayranı da severiz yani. Bunu bekletin. Tamamdır biberli ayran. Şimdi garnitürümüz de burada pişmiş sebzelerimiz var. Pide mutlaka var. Tırnak pide. Turşular var. Gerçekten çok keyifli. Çok usta iş. 60 yıldır değişmeyen bir lezzet. Evet. Tereyağında tavuk dile geliyor. Hemen soğutmadan bir tane alalım tavuğumuzu. Ama onun lezzetine varmanız için bence elini yemeniz lazım. Öyle mi oluyor? Çatalı bıçağı kullanmamanız lazım. Çatalı karıştırmayacakmışız bu işi. Sağdan önce öyle varırsınız. Yani şöyle alıyorlar. Doğru. Aynen abi. Direkt yutuyorsunuz. Haşlandı ardından tereyağında demlendi. Bol tereyağında pişti, kızardı. Bol tereyağında kızardı ve dışı çıtır, ince bir zar var. Daha önceden tattığım için ve keyifle tattığım için unutamadığım bir lezzet. Şimdi onu yeniliyorum. Hafızayı yeniliyorum. Tadı hafızasını. Afiyet olsun. Bakalım. Muhteşem olmuş. Tereyağlı tavuk mutlaka denenmesi. Evde de yapılması gereken bir şey. Sevdiklerinize bir hafta sonra sürpriz yapabilirsiniz. Biber'e cesaretim yok. O biberi yersem çünkü Akdeniz'in biberi inanılmaz acı. Acılığın zirvesinde ağzımış. Yemeği anlamıyorum tadını. Çok güzel olmuş. Şefim afiyet eline olsun. Afiyet olsun. Afiyet hepsinin olsun. Tabii ki tadına bakacağım. Ben Mersin halkına, Mersin hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Programın sonuna geldik maalesef. Mersin'e doyum olmaz. Akdeniz'in, Çukurova'nın güzide şehri. Tarihi ve turistik mekanlarıyla göz kamaştırıyor. Lezzetleriyle damak çatlatıyor. Farklı kültürlere sahip insanlarla birlikte uyum içerisinde yaşayan muhteşem bir şehir Mersin. Tekrardan hoş geldiniz. Mutlaka ve mutlaka sizleri Mersin'e bekliyoruz. Lezzetli tavsiye haftaya farklı bir ilimizde sizlere merhaba diyecek. O güne kadar şimdilik hoşça kalın.